I do this for Assyria. Merhabalar herkese. Hanigal Seferi'nin yeni bölümü. Hoş geldiniz. Babil fethine devam ediyoruz. Şimdi sen şuradan inerek şu arkadaşa bir saldır her şeyden önce. İdiu'yu boşuna kaybetmeyelim. Wow. Wow. Bunu beklemiyordum. Ne var ki abi bu adamla bu kadar? Tamam, dördüncü seviye okçular var da. Bir tane altıncı seviye şey varmış. Özel birim varmış. Babil'li uzman. Biraz gözümü korkutmadı değil. Umarım bir şey değiştiriyor mu? Niye değiştiriyor? İlginç. Gece mağarası yapalım o zaman. Hadi bakalım. Ya oto sonuçlandırmak da kötü değil de arada bir savaşmak lazım ya. Özlüyorum. Temiz hava olmasını tercih ederim. Okçum bol. Bu olur. Okey. Kardeşlerimiz oraya konuşlanmış olacaklar. Onları tetiklemenin bir yolu atlılarla belki üzerime çekebilirim ama suda varken onları oklamak çok güzel olabilir. Birazcık da bir tepe olsaydı güzel olurdu ama dur bakayım. Bu tarafta da pek tepe yok gibi. Şurası fena değil gibi. Kocaman harita ya. Seviyorum böyle büyük haritaları. Özellikle Mezopotamya haritalarını yakın zamanda bir tane video hazır yayınladılar böyle. Şey gibisinden, işte Total War Pharaoh'u geliştirme aşamasındaki felsefemiz gibisinden öyle Mezopotamya'ya büyük haritalar yaptıklarından bazen bahsediyordu da gerçekten de ya ilk başta çok önemli olmayacak gibi gelmişti ama gerçekten büyük haritalar çok fark ettiriyor falan diyor yapımcılar. Gerçekten de hak veriyorum ben de ya. Haritaların büyük olması istediğin yere konuştan işte çeşitli taktikler belirle sürpriz yap falan güzel şeylere gebe oluyor gerçekten. Özellikle Total War Warhammer'ın daracık haritalarından sonra çok iyi geliyor gerçekten. Ne, onları nasıl tetikleriz? Üzerimize nasıl çekeriz? Önce bir nerede olduklarını bulalım tabii. Okay, oradalar. Bir kişi gelip şu atlıları kovalasa keşke. Yapar mısınız öyle bir güzellik? Kişi geliyor gibi. Hadi biraz daha gel. Gel 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 gel. Çık okçuların menzilinden be dostum. Gel hadi gel bak. Neredeyse vuracaksın bak. Neredeyse vuracaksın gel. Benim onlara saldırmam hiç mantıklı olmaz. Güzel yokuş tutmuşlar. Yani bu atlı birimi kaybetmek pahasına onları tetiklemek için saldırmayı tercih ederim. Şu an yapacağım gibi tam olarak. Hadi bakalım. Gelin lan hadi hadi hadi. Çekil çekil çekil. Çekil çekil çekil. Kaybetmemeyi tercih ederim tabii. Tetiklemek için yeterli oldu mu peki? Olmadı galiba ya. Üstlerine gitmem gerekecek. Yani atlarla bir kere daha saldırabilirim ama ölmemelerini tercih ederim dediğim gibi. Gelin bakalım hadi. Üstlerine gidelim. Yokuş yukarı falan yapacak bir şey yok. Mücadelenin hücum bonusu veriyormuş, hızı azaltıyormuş. Güzelmiş onu bak, fark etmemişim daha önce. Şuraya konuşlansam. Bir tane okçuyu önden göndersem acaba tetiklemek için yeterli olabilir mi? Sanki olabilir gibi. Abiler yavaş yavaş geliyor.
Siz tabi o sulara saldırabileceğiniz bir pozisyonda durun. Şurası gibi. Üstüme tam olarak oradan gelirlerse şahane olur benim adıma. Şu an görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Sadece işte bir tane garibanı birazcık kurban ediyormuş gibi yapmam gerekecek. Aslında benim menzilim daha fazla galiba onlardan ya. Emin değilim de dur bakayım. Yok, daha fazla değil gibi. Şunlara saldır bakalım. Kime diyorum? Biraz yaklaşman lazım saldırmak için. Geliyorlar. Tamam. Kaçabilirsin, kaçabilirsin. Biraz daha hızlı kaç. Onları kaybettik. Okay. Yakında 3 piyadeleri biraz daha aşağı inebilirsiniz şu an. Siz direkt okçulara odaklanın. Mümkünse. Lan öyle demek istemedim. Neyse. Biraz daha ilerleyin bari. Şunlara odaklanın siz. Siz de şunlara odaklanın. Tabii ki koruma modunu açmayı unutmayayım. Aman diyeyim. Çok okçular varmış. Sizin birazcık karşıya geçip saldırmaya çalışmanız iyi olur. Tamam onlar. Şunlara gidin şimdi. Aa, buradan dolaşanlar varmış. Bunları yakalar mısın sen? Yakala. Onlar tamam. Şunları yakalar mısın? Onlar oraya geçtiğine göre siz dördünü de bir yeniden konuşasam fena olmayacak. Şu tarafa doğru. Kovalamak pek mantıklı olmadı aslında benim adıma. Neyse yakaladılar ya. Yakaladılar. Sorun yok. Biraz şuraya müdahale etmen iyi olur. Siz kimseyi göremiyor musunuz ya? Şu adamlara saldıracak bir pozisyonda dursunlar istiyorum. En azından bir tane şunları arkadan saldırsa fena olmayacak aslında bir yandan bakınca. Şunlara saldırabilir misiniz? Yok, onlar kaçıyor zaten. Tamam. Siz onlara saldırıyorsunuz. Buradakilerin işi bitmiş. Sen şu fraksiyon lideri galiba o hatta. Onu bir öldürebilirsen şahane olur. Aa, bizim atlara ne ara saldırırlar ya? Atlar öldü mü acaba? Hiç dikkat etmedim valla. Okay. Zaten maaşla zeytindeydi. Yam gece gündüz devam ediyordu. İkmal alayım %300'dür. The cry of triumph. Bir dakika, o maç vaziyetinde değil miymiş? Glory to Assyria and its people, for I am their savior. Değilmiş. Neyse, yakalayabiliyoruz en azından, öyle bir detay var. Hatta bu arkadaş da savaşa katılabiliyor. I will not hold back. Yaralanan eden bu adam yaralanıyormuş biraz. Okay, canı sağ olsun. I dedicate this victory. Azıcık daha ikmal alabilirsin. Buradan da güzel bir savaş sonrası yağma elde ettikten sonra 20. rütbeye de ulaştıktan sonra şöyle marş vaziyetinde şu Rappiku'nun içine girelim. Birazcık kendimizi tazeleyelim. Ve şu eyalet başkentine saldırmak için hazırlanalım. Sen ise şuraya gidiyorsun. Şu Sur Maratti'yi almaya hazırlanıyorsun. Başkasına bırakmamanı tercih ederim. Son ordum ise buraya yaklaşmayı tercih eden bu kardeşimize saldırmalı mı?
Your heartless cause revolts me. 6. seviye 4 tane herifi var. Always ready. Okay, birazcık bir kalite farkı var arada da. Birazcık daha sarlıyız ama. Chart a course. Denemeye değer ya. Soldiers, oha, bu ne abi? Nasıl bir otomatik sonuçlandırma sonucu? Okay. Şöyle bakayım. Ha, fraksiyon lideri bu galiba. 4 tane şu 6. Kademe adamdan var. Onun gerisi çok parlak değil ama onlar herhalde çok yazıyor. Menzili birimim çok az. Biraz dandik bir ordu bu. Yok, saldırmayacağım. Menzil birimlerim daha fazla olsaydı düşünürdüm de. Tekrar in şuraya, tekrar şuraya gir. Bir yandan da Babil'e de çok yakın. Sen o zaman tekrar suya in. Babil'e gir abi. Burayı kaybetmek dünyanın sonu değil de Babil'i kaybetmek istemiyorum. Ki buraya saldırırsa zaten Ninurta ile oraya müdahale edebilirim. Ninurta'yı bu tarafa doğru yollamayı tercih ederim ama gerekirse aşağıda yollarız yani. Okey, ordular böyle. Bir takas anlaşmam varmış. Tamam, önemli değil. Saray eylemimi... Babil Kral öldü tabi. Aa, mevkiyi ele geçireyim ben. Hani Kuapi? Yes. Artık Babil Kralı da oldum. Gel. Ne veriyormuş? Meşrutiyet veriyor, seçkin birim veriyor, dini bina masraflarını azaltıyor. İlahlardan daha fazla lütuf kazandırıyor, özellikle Marduk'tan. Vay be, güzel. Mezopotamya'nın efendisi olacağız. 400'e de çok yaklaşmış olduk böylece. Aa, bir tane taht talibim varmış yalnız. Ne ara o kadar meşrutiyet yaptın sen dostum ya? You come to the court of a great empire. Şu herifin meşrutiyetini biraz azaltmak lazım. O biraz kaşınıyor gibi. Şu an bir iç savaş hoş olmaz tabii benim adıma. Yani dünyanın sonu olmaz. Şuradan hızlı bir şekilde iyi bir ordu basıp onların üstüne salabilirim ama... Bunu yapmamayı tercih ederim tabi. Ama yine sıradan kılıç. Sıradan kılıç örnek. Sıradan kılıç. Önce karakolları, inşaatları yine bir kontrol edeyim de. Bunlar bekleyebilir. Bunlar bekleyebilir. Bir kuru yükselsin ya. Bunlar bekleyebilir. Bunlar bekleyebilir ama zaten bir sürü şeyi harcadık şeye. İnşişinat Ninurta. Bir bakayım ilah durumları ne. Ha, kademe 3'e ulaştık bu arada Ninurta'yla. Süper. Şu an İnşişinat'a ağırlık vermek daha mantıklı dolayısıyla. Okey. Nedir? Boşta mı? Yok, altın gerek yok. Herif enteresan bir hamle yaptı ve direkt Babil'i kuşattı bu arada. Ne diyor oto sonuç bana bu konuda? Pirus zaferi. Ondan daha çok hasar alacağım ama. Reddet ya. İstiyorsa saldırsın. Ninurta'yla peki oraya desteğe mi gitsem? Ama savunurken sıkıntı yaşamam gibi geliyor ya. Şuraya yollamak istiyorum ben Ninurta'yı. Yaklaşamıyorsan biraz yaklaş en azından. 10
19 kişi. Just go away. Universal King. Sağlıklı mıyız? Atlar hariç sağlıklı sayılırız. Şu an direkt saldırabilir mi? Galiba saldıramıyor zaten de. Saldırmamayı da tercih ederim zaten. Dışarıda yakalarım belki diyorum. Aha dışarıda zaten. Umarım dışarıda kalır. Çünkü malum gece saldırısı özelliğim var. Onu direkt saldırıp diğer orduya bulaşmadan alabilirim. Sen orada bekliyorsun şimdilik. Takas anlaşmaları. Ne ara bitti ya bunlar? Daha yeni yapmadık mı? Bu mine'larından. Sutu ile yaptım. Atura ile... Şimdi yaptım. Ve bir de MR'la. MR. Aramız kötüleşmiş galiba arada. Okey. Bunlar tamam. Saray elemi olarak şunu hedeflemek istiyorum demiştim. Sana bir önce bir saygınlık kazanmam lazım ki bir şeyler yapabileyim. Şunu bir başlat. Onun meşrutiyetini mi alırım yoksa kellesini mi alırım ondan emin değilim şu an. Gel inşaatlara bir bakmadan geçeyim yine. Bunların aciliyeti yok. Karakollara öncelik veriyorum daha önce de dediğim gibi. Anıtı 5. seviyeye çıkarmak. Bir de boşta yuva. Ve şunu yapmıyoruz yani. Ekstra tunç. Şuka böyle. Şurada da bir tane fazla bina var galiba bu mu? Tunç arttırıyor da. Jelik anıtı. Evet şunu bir yap sen ya. 675 ama. Altın gelirini arttırmak da lazım tabii ki. Onu da yap. Taşı harcamış olduk. Daha 11 tane daha kurmam lazım. Yani işte taşları çok harcayamıyorum. Karakol kurayım diyorum da. Hep önemli binalar çıkıyor karşıma. Ama halledeceğiz. Halledeceğiz. Hepsi olacak. Bu arada büyük sargonda durum ne? Bir önümüzdeki tur sorun. Önümüzdeki tur ona bir bırakmam lazım. Bir iç savaş daha. O iç savaş kimin? Aa bizim mi ya? Aa hay Allah. O zaman Asur'la savaşa girdik biz. Doğru mu? Yo. What? Aturya ile Asur aşağıda kalmış. Aturya yüksek. Aturya ile savaşa girdik o zaman. Yes. Şimdi sevgili arkadaşlar siz nesiniz? Aturya'nın 7 tane yerleşim yeri var ve çok güçlüler. Hatta dünyanın en güçlü ikinci fraksiyonu. Ben 23.'üyüm. Tamam. O konuyla bir ilgilenmemiz şart dediğim gibi. Şimdi. Hangi yerleşim yerinden yapmam lazım benim bu orduyu? Şunların bir topraklarına bakabiliyor muyum? 200 altınım. 1400 altınım var. Bir bakayım. Okay. Nerede abi sizin ordularınız? Orduları komple kuzeyde. Benimle alakaları yok bile yani. Peki. Tamam o zaman madem... Yani iç savaşı onlar başlatmış olmasına rağmen ilk agresif hareketleri ben yapacağım gibi duruyor. Tamam. Kahat 5. seviye bir başkent. 23 kişilik bir garnizon. Hallederiz. 13 kişi burada var. Şurayı zaten kapatırız. Mis gibi olur. Tamam. Şuradan yapıyorum o zaman ben bu orduyu. Bu... şu maliyeti...
eyaleti etkiliyor değil mi? Ona bakıyorum da. Evet, bu eyaleti etkiliyor. Yetiştirme maliyetini azaltan şey. İlla başkenti yapmama gerek yok yani. Bu da eyaleti etkiliyor. Tamam, süper. Burada o zaman şu kardeşimiz gelsin. Aynı zona katılsın. Ve elimde über elit birlikler hala yok bu arada. We shall recruit. Take them. Feed them. Şöyle dengeli gidelim şimdilik. Çok 7. birim rütbesinde basabiliyorum. O güzel bir avantaj tabii. Şunları da kullanırım bu arada. Calm and steady. Okay. İkmalin üstüne bir de yakın savunma mağara yağması. Güzel. Asur'la takas anlaşması mı bitti? Yenileyebilirim aslında. Şu an başka işlerim var. Şimdi Ninurta. O dışarıda mı hala? Vallahi dışarıda. Harika, harika. Şunu 8'e aldık. Savaş aralıkları için güçlü değişiklik gerek yok. Düz saldırıya geç. Şu adama bir saldır. Bow Babylonian or die. Mustafir. O da fena değilmiş de. Şunu almayı tercih ederim. Öldüremedim mi ya? Tabii bir şey yor değildi ama neyse hadi. Taze mal. Okay, garip bir yere kaçtı. Şuraya bir saldırsak. Yes. Zaferi. Değerli bir adam kaybetmiyorum da çok zarar görüyorum. Bir saniye bir kuşat sana. Senin gelip orayı kapatma ihtimali çok uzaksın. Çok uzaksın. Bu arada sen bu tur alma. Bu kuzeye çıksın istemiyorum durduklere. Sen bir şey yap. You want me? Well, tough. O orduyu bir halletmem lazım benim zaten ya. Geri çekil. Expedite warriors, expedite. Nothing possible. Yoksa gidip saçma sapan yerlerde, şehirlerde sıkıntı yaratacak. Bunları bir öldür. Biraz daha ihmal al. Yani şurayı direkt saldırıp yıkmak da mantıklı. Burayı direkt saldırabilirim, evet. Şunlardan var nasılsa. Hatta marş vaziyetinde olmanın da mahsuru yok. Tamamdır. Senin de artık orayı almanın mahsuru yok o zaman. Diğer ordu yukarı çıkar mı diye düşündüm de. Çıkmaz. Another campaign. Senlik bir durumumuz kaldı mı burada? Kalmadı galiba da bir bekle sen yine ya. Şuraya saldırırken belki işe yararsın. Bunlar saldırmadı hala. Ama ben de hala şey... zayiat yaşamaya başlamadım orada. Saray eylemi. Ben yanlış adama yürüyormuşum ya. Ama bu da o değil. Tamam zaten şu an savaş halinde olduğum tip konusunda bir şey yapamıyorum. Sen ne birazcık hadi yayalım, sen de biraz arttıralım. Kimin itibarını sarsıyorsun sen? Yok öyle bir şey. %0 ihtimal. Tacın gücü. Abi sen ne ara o kadar meşruiyet arttırdın ya? Helal olsun, ne diyeyim. Size de az kalmışız bu arada. Ha, bir, bu neymiş? İlahi bilgi kanıtları. İş gücü artışı, meşrutiyet, Babil Kralı. Ha, artık Babil Kralıyım. Babil Kralı. Neredesin? Takabiliyor musun şu an? Silah değil miydi o ya?
sadece fraksiyon lideri kuşanabiliyormuş. Babil kralı değil bu adam ama. Resist me and you will die. Ne iş gücü maliyeti? İş gücü maliyeti. Ekstradan meşrutiyete hayır demem tabii. Şu büyük Sargon'u da bir halledelim. Tunç inşa etmece. Ulan az önce bassaydım şunu direkt yapıyordum. Şunu yapabilirim ama herhalde değil mi? Daha o pardon Tunç binası neredeydi? Aşağıda mıydı? Üçüncü seviye değil. Evet, bir tur bu, altı tur bu, yedi tur sürecek yapmak ama yani yıkıp baştan yapmak mantıksız değil. Hızlı bir şekilde halletmiş olalım. Tamam, tamam öyle yapayım. Yedi tur bekleyeceğim, iki tur da halledivereyim. Azıcık daha masraf oluyor ama yeni aldığım yerlerde Tunç değil zaten. Bu arada yanlışlıkla bir yerlerin gelirini kapatmış, unutmuş olabilir miyim? Bir süredir ona bakmadım. Öyle bir şey olmadı değil mi? Tamam olmamış, güzel. Yine önce inşaatları bir kontrol etmeden geçmeyeyim. Tamam. Bunlar böyle. Bunlar böyle. Tamam. O zaman karakollardan gidelim direkt. Bu geri aldığım yerde bir adet meşrutiyet, bir adet inşişinak, bir adet de ticaret. Karakollar. Mari'de bir adet inşişinak, bir adet ticaret, bir adet daha inşişinak, bir tane de daha ticaret. Okey. Taşları böylece harcamış olduk. Yavaş yavaş o büyük maksadı da yerine getiriyoruz. Bu yakındır. Bu da yakındır. Bu da yakındır. Tamam. Her şey onunla gibi. Her ne kadar iç savaşı engelleyememiş olsak da işler yolunda gibi ya yine de. Onların işine gelmeyen bir anda başladı o iç savaş. Okey. Yukarıdaki yeni savaşa girdiğim fraksiyon güneye indirmedi. Kuzeyde takılmaya devam etti. Şuradan ordumu arttırmaya, şuradan da Babil'in işini bitirmeye devam ediyorum. O zaman ama bunları önümüzdeki bölümde yapalım. Bu bölümü burada sonlandırmanın vakti geldi. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.